muhteremler ve anama Afyon'da misafir kaldım. Ertesi gün Ankara'da buluşacağız. 9 kişiyle Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin'e hazretlerine misafir gideceğiz. Ankara'da buluşacağız. Ben Afyon'dayım. Ankara'da buluşmadan önce anama veda ettim. Ana, Allah'a ısmarladık. Rızan var mı? Gavs'a gidiyorum. Git oğlum, git, yolun açık olsun. Helallaştık. Afyon'dan Ankara'ya geldim. Ankara garında 8 nefer arkadaşım, bir de ben 9 kişi buluştuk. Kurtalan Seyir, oradan Kasri'ye gidip Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin'e gideceğiz. Diyarbakır'a geldim. Bir telgraf Yıldırım, Doktor Ahmet Çağıl diye bir arkadaşımız var. Mehmet, acele Afyon'a gel, anan vefat etti. Eyvah dedim. Düşündüm, benim 9 neferim, anam 1 nefer. Ben emaneti şeyhemi götüreyim, yoksa işime devam edeyim, anama, Allah'a ve şeyhlerime havale edeyim. Mülaze ettim. Benim bir emanetim var anam. Şeyhim bende 8 emaneti, benimle 9 emaneti var. Ben 8'i şeyhemi götüreyim, gerimi döneyim. Dedim ya, ben 8 emaneti götüreyim, o da bir emanete baksın. Benim de bir anam emanet öldü işte, şeyhse şimdi ne yapacaksa yapsın. Ben telgrafı soktum, trene bindim. Siirt'e geldim, günlerden salı, çarşamba cenaze kalkacağım. Sıddık isminde bir sofi. Dedi Mehmet dedi, o zaman neydir ben ne bileyim. Dedi sen uzaklara kavsımız götürdü, bir kadının cenaze namazına götürdü, kıldınız dedi. Nereye dedim, bilmem ki dedi. Siirt'teyiz, bir evdeyiz. Sıddık, sıyya memuru. Dedi Gavs Hazretleri seni aldı, uzaklarda bir beldeye götürdü, bir kadının cenaze namazını kıldınız dedi. Bildim anam. Ben onu 8'i götüreyim, o benim anama gitmiş. Şimdi vardım. 8, bir de ben 9, bu köyden bir önceki köy, Kadiri, Siirt vilayeti, Kozluk kazası, Kadiri köyü. Anam, ben kavusumuzdan Siirt'te dersi aldık. Anam da kendisinden aldı. Kapı yarığından verdi. Ne zaman kavusumuza varsam hatırası, hoş geldin, ben kalbimden derdim, hoş buldum. Nasılsın? Kalbimden derdim, kavusta olsun. Ana nasıl derdi üçüncü, anam ellerinden öpüyor, himmet duanı bekliyor derdim. Şimdi anam öldü. Kadir'e vardım. İmtihan etmiyorum ama içimden bir ses diyor. Hoş geldin diyecek. Nasılsın diyecek. Ana nasıl diyecek mi? Ana nasıl derse olmadı diyorum. İçimde bir, böyle deme, imtihan gibi yapma. Her şeyi bilmek Allah'a ait. Belki bilmez de diyorum. Ağlıyorum. Neye ağladığım belli değil. Yaş böyle hafif hafif tuzlu sular yanağımdan akıyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Ana nasıl demedi. Başın sağ olsun. Anam vefat etti dedi. Anam Afyon'da, Cenab-ı Şeyh'im Siirt, Kozluk kazası, Kadiri köyünde. Gazete yok, telefon yok, telsiz yok. Ana nasıl demedi. Başın sağ olsun, anam vefat etti. Anan Şah Hüzne'yi çok severdi, büyük veli gitti, büyük veli gitti dedi. Rüya filan değil. Şimdi ablam küstü. Anamın bir oğluyum, cenazede yok. Ablam demiş, yazıklar olsun, böyle sofi olur mu, olur mu? O da cezbeye düşmüş. Allah, evimiz Allah, üç katlı. Ablam da cezbeye düşmüş. Üç katlı ahşap. İyi ki Mehmet gelmemiş.
Bak Allahu Teala'nın sevdikleri cenazeye doldu. Kavs yanında evliyalarla geldi. Hazreti Fatıma-tü Zehra anamız da geldi. Biz yarbaya haksızlık etmişiz. O gelseydi bir tek nefer fayda verirmiş. Bak kabrine evliyalar doldu. Ablam cezbeden feryat feryat vardım. Dedi ben sana küstüm ama barıştım. Dedim abla ben Allah'ın 8 emanetini götürdüm. Bir deneyi de onlara teslim ettim. Ben 8'e hiyanet etmedim. Onlar da biri unutmaz. Unutmadı oğlum unutmadı dedi. Kabrin için evliya doldu dedi. Demedi anan nasıl? Ya şeyh ise anan nasıl olur mu? Bilmese olur. İlla bilir diyemem. Allah bildirirse bilir. İlla bilecek hayır öyle yok şart yok. Her şeyi bilmek Allah'a aittir. Bilir veya bilmez. Başın sağ olsun ana vefat etti dedi. Ama dedi Şahızne'yi çok severdi. Şahızne de onu severdi. Dedi büyük makam gitti, hiç unutmuyorum, elini kaldır. Büyük makam gitti, veliye gitti, veliye gitti dedi. Dedim ana oyna, sen oyna gari, yakayı kurtardın gittin.